sevgililikten aşk belli çocukluktan olduğu için sonradan alışkanlığa, arkadaşlığa dönüşmüş. Onun farkına varması Dudu'yu tanıdıktan sonra oluyor. Sonra senin ailen? Ailem şey olarak annem bilmiyordu ilk başta, ablam biliyordu. Ablam karşı çıkmadı, babam onaylamadı. Onaylamadı baban? Babam onaylamadı. Neden onaylamadı yavrum? Görüntü olarak büyük durduğu için yaşının büyük olduğunu zannetti. Ha, hı-hı. Kaç yaşında ki eşin? 23 yaşında. Aa! Ama görüntü olarak bayağı olgun gösteriyor. İri yarı olunca? Ha. Şey, çok da büyük göstermiyor ya, gördük biz eşini. Sonra, ama işte babası görmeyince önceden. Sonra baban istemedi. Sonrasında babam istemedi ve babam. Nasıl kardeş vardeş devreye girdi mi? Aynen, kardeş, anne, baba, her kaç şey. Kaç kardeşsiniz? Dört kardeşim. Dört kardeş, maşallah. Kaç kız, kaç erkek? Hepimiz kızız. Bir küçük kız kardeşim var, iki de ablam var. Ay ne güzel. Onlar nerede yaşıyorlar? Onlar da Tarsus'talar. Ne oldu? Onlar da Tarsus'talar. Babasıyla daha barışmadı ya, herhalde onun şeylerini verdi. Babası istemediği için gönül koydu. Düğüne gelmediler mi? Gelmedi. Düğün yapmadık zaten, daha yapacağız inşallah o zamana kadar barışırsak hep birlikte düğün yapacağız. Nikah yaptınız. Nikah yaptık sadece. Nikah gelmedi mi babası? Yok. Ama gelmedi. Bu kadar istemeyecek kadar ne olabilir ki? İşte gelmedi. İnat biraz herhalde. Siz mi Nuray Hanım? Biz haber gönderdik, kabul etmedi. O kızım okuyacak, daha yaşı küçük dedi. O yönden biz de hak veriyorduk adama yani. Hak veriyorduk, biz de okumasını istiyorduk ama böyle oldu. Bundan sonra yine okuyacak. Her şey bitmiş değil. Dudu, şu anda... Ay kıyamam sana evladım ya. Şu anda telefonda kim var biliyor musun? Kız kardeşin Güzide var. Gerçekten. Evet, bir alo de bakalım. Alo. Alo. Efendim. Merhaba ablacığım. Merhaba abla, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne zamandır görüşmüyorsunuz? Bir aydır. Bir aydır. Bir peçete rica edebilir miyim? Bir peçete, Ercan versene annem bir peçete. Güzide. Efendim. Seda ablam ben, Seda Sayan. Nasılsın yavrum? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bak bacın burada duygulandı çok. Şu anda ağlıyor. Yani duygulanmasını gerektirecek bir şey yok aslında. Bir hata yaptı. Evet yaptı. Yani bize göre hataydı. Belki kendine göre değildi. Ama işte bizi üzdü. Ama biz hataya sırtımızı dönersek kardeşim için daha kötü olur. Hatadan ders alması gerekiyor. Biz onun iyi gününde de kötü gününde de yanındayız. Ne güzel cevap. Güzel. Zeynep, ben anlasana. Çok güzel. İyi günde de kötü günde de her zaman kardeşimizin yanındayız dedi. Ama bir hata yaptı. Hata yaptı. Hata neyi? Yani hani babasından evlendiği için. Babadan izinsiz evlendiği için. Ama baban istememiş yani. Güzide. Babam istememesinin sebebi daha kardeşim çok küçük. Çok küçük olduğu için önünde okulu var, önünde güzel bir geleceği var. Kız kardeşim çok zeki, çok akıllı, çok becerikli bir kız. Bundan dolayısıyla babam kendini geliştirebileceğini, kendini daha güzel yerlere getirebileceğini düşünüyordu. Ondan dolayısıyla babam istememesinin sebebi bu aslında. Peki ne yapacağız ya? İnsan evlendiğinde de okuyabilir. Evet, evet. Okulunca. Tabii ki de okuyabilir. Biz ona şeyleriz ama hani daha küçük olduğu için biz bu konuda şeydik hani biraz daha. Yaşının ilerlemesi, gelmesi hani bilir bu yaşa gelmesini bekliyorduk açıkçası. Yoksa biz karşı değildik. Tabii ki de sevgili olduğunu biliyorduk. Biz buna karşı değildik ama kendisi böyle olmasını istedi kız kardeşimin. Ama olan olmuş, evlenmişler artık. Bu yani. Saatten sonra ne yapacağız? Desteklemek lazım. Onların... Zaten hani evet bize göre hataydı. Hatasından hata yaptı diye biz sırtımızı dönmedik ona. Ben kız kardeşimin sonuna kadar arkasındayım. Aynı şekilde annem, ablam ya da diğer kardeşim de aynı şekilde. Biz ona inanıyoruz ve güveniyoruz. Üzülmesine gerek yok. Güzide sen gittin mi Dudu'nun nikahına? Yok, bizi çağırmadılar. Aa, çağırmamışsınız, gelmediler diyorsun. Çağıramadık, daha doğrusu biraz sıkıntı vardı. Babasından dolayı. Biz nikah
nikah tarihini hani kız kardeşimi arayıp sorduk ne zaman olacağını. Şey yapmadı. Belki biraz bizden korktu, biraz çekindi. Kızacağımızı düşündü. Aslında söyleseydi kızmayacaktık. Yanında olmak isterdik biz de. Ama bundan sonra yanındayız. Demek ki babacığınız o tepkiyi verince korktu. Aynen. Nikahta engellenmesin istedi. Aynen, evet. Sevdin demek ki. He Dudu? Seviyor musun kocanı? Seviyorum. Üzüldüm ya. Allah Allah. Üzülme. Ne çıktı? Üzülme, ağlama. Konuşurken neler çıktı altından ya. Ama... Babadır ya, baba affeder. Bir şey söyleyeyim mi size? Annene sütü koruyor ama babalarınızın duasını alın. Anne sütü korur. Yani ama. Babam Rüzya sadece kızgın şeyi yok. Hani babamdan korkmasının gerektiği bir durum yok. Hani babam kızar. Hani baba da kızar. Hepimiz de kızar. Bir yanlış yapmamızı ister. Başımıza sıkıntının gelmemesini ister. Babadır bu. Ama babam gerçekten çok yüksek yüreklidir. Bunu da çok iyi bilir. Bir de Güzide'cim bir de baban o kadar mantıklı bir şey için kızmış ki sen daha okuyacaktın demiş. O da haklı tabii. Haklı. Baba olarak. Ya tabii ki de haklı. Daha yaşı çok küçük ki babam kızların hani biz 4 kız kardeşiz. Bize çok düşkündür. Yani çok üzdü bu konu babama, çok yıprattı. Annem de babamı da aynı şekilde ki bizi de çok üzdü. Biz dördümüz hiç ayrılmazdık. Böyle hep yaşlarımızla birbirine yakındık zaten. Ondan dolayı da böyle hep birlikte büyüdük, bir arada olduk, hiç ayrılmadık. Biz biraz çok üzüldük, çok kırıldık. Peki Güzide'cim. Bunlar telafi edilmeyecek hatalar değil. Çok genç, siz de bak kendiniz de söylüyorsunuz çok küçük olduğu için. O da böyle bir şey yapmış ama okuyabilirdi. Gelip babasının elini öptüğünde babanın da bir şey söyleyeceğini sanmıyorum. Yok, İnşallah. Yok yani en başında hani bu olayları yaşadığımızda nikah sırasında falan gelip zaten hani tanınsaydı babam hemen affederdi. Babamı tanısanız gerçekten çok yüksek yürekli biridir ve kızlarına asla kızar evet ama hani böyle durumda asla karşısına gelseydi eminim ki babam hüngür hüngür ağlardı. Çünkü babam gerçekten çok yüksek yürekli. Evet dışarıdan baktığın zaman çok sert bir insan gibi görünebilir. Bizi koruması gerektiği yerde de gerçekten hani bizi korumak için çok sert bir insandı. Tabii ki. Ama Dudu babamın karşısına gelseydi babam kesinlikle çok üzüldü. Yine gelir. Dudu'nun babası. Tabii ki de gelecek. Burası onun evi. Dudu'nun. Babam hala onun babası. Güzide'cim. Güzide'cim. Dudu'nun bunları öğrenmesi de iyi oldu. Kayınvalidesinin de bunları öğrenmesi iyi oldu. Bir kapı açılmış oldu bunları öğrenerek. Evet. Teşekkür ediyoruz bağlandığın için. Konuşacak çok şey var. Hep söylüyorum. Ve şimdi kayınvalide Nurten'le tadıma gidiyoruz. Son tadım ve puanlama kayınvalide Nurten geliyor. Hoş geldin Hoş hayatım. Bulduk. Başlayabilirsin. Tamam. Hepsinden bakmaya çalışıyorum Seda Hanım. Evet, zaten öyle olmalı. Evet. Pişmemiş Seda Hanım. Pilavı diri kalmış. Evet. Tavuk biraz diri kalmış. Sebzeleri de biraz diri kalmış. İkinci tabaktayız. Bir tık yani, çok değil. Ama lezzetsiz mi? Hayır, lezzeti var. Şimdi hakkında yiyemem. Ona göre bu daha iyi pişmiş. Üçüncü tabaktayız. Bu da iyi pişmiş Sedan. Bu da çiğ kalmamış. Pilavı da, sebzesi de, tavuğu da pişmiş.
Tamam. Hı-hı. Dörtteyiz. Bunun şehriyesi fazla kavrulmuş ama kötü değil. Bunun da sebzeleri ve tavuğu pişmiş. O zaman puanlama. Bir tek şu diri geldi bana. Pilavı da, tavuğu da, sebzeleri de çiğ kalmış. Diri kalmış. Puan. Bir. Birinci tabak bir. Evet. Beş, dört, dört. Beş, dört, dört. Evet. Çok kavrulmuş ama kötü değil. Gel hayatım. Kayınvalide Nurten iki geline dörder puan verdi. Bakalım ilk dört puan hangi gelinimize gidiyor? Dört puanın sahibi gelin, kaldıralım. Zeynep. Yaşasın, yaşasın. İkinci dört puan bakalım hangi gelinimize gidiyor haftanın ikinci gününde. Önemli puanlar bunlar. Bakalım dört puan kime gidiyor? Dört puanın sahibi, kaldıralım. Aysu. Anne iyi. Harikasın iyi, ya. İyi, iyi. Lezzetten aldım. Yok lezzet, lezzet iyiydi. İyi. Beş puan. Günün en yüksek puanı bakalım hangi geline gidiyor? Acaba Dudu'ya mı? Yoksa Aytel'e mi? Tam beş puan. Hangi gelinimize gitti? Beş puanın sahibi, kaldırdık. Aytel. Ya inanamıyorum. Harika. Geri kaldıralım. Dudu. Diri kalmıştı Dudu. Yana güzel. Ben puanım için yana teşekkür ederim puan. Ama 3 tane biri aldım biliyor musun? Yana bildi herkes de verdi bir zaten. Bir saniye yana bilip vermez benim annem. Yana açıyor falan puan vermez. Nuray Hanım demek ki tanımıyorsunuz, yorum yapmayın lütfen. Tanıyorum. Yana hiç kimse veremez onu. Çok kavrulduğu bildi, için tanıdı, mi bir verdi? Müsaade eder misiniz? Herkes senin gibi böyle tek tek yedi, işte patatesi pişmiş, hepsini. Patlıcanı pişmemiş hepsini. Falan yorumlarını yaptılar. Ve herkesten de benim ana yemeğim için, pilavdan bahsetmiyorum, çok güzel yorumlar aldım. Pilav ona da güzeldi. Rağmen, ona rağmen yani çok pilav pişmiş, güzel demek yanmış, canım seviyorsunuz. Benim gelinim yapamaz, biri bastılar herkes. İnanamıyorum yani, inanamadım. Benim gelinim yapamaz diyen olmadı canım. Yapamaz aynen. Diye benim yerim böyle kavurmaz diye düşünüyordu ama. Düşünüm aynı şeyden bahsediyorum. Hiç kimse orada söylediklerimi öyle yapamaz. Normalde o kadar kavrulmaz zaten. Peki ben de yorum hiç yapmak öyle istiyorum. Öyle yenemez yani o.